Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Ekim Pazar. Hepinize keyifli ve huzurlu bir pazar. E, tabii ki her zamanki gibi de bol şanslar diliyorum. İstanbul'da bugün 4'ü e, sentetikte, 5'i de çim pistte olmak üzere toplam 9 e, koşu var. Dolayısıyla 1. altılı ganyan 1. koşuyla saat 15.15'te başlayacak. 3 yaşlı İngiliz tayları 1200 metre çim pistte koşacakları handikap 17 koşuda 7 tay yarışa kayıtlı. Ben 4'ünü e, dördünü değerlendirmeme aldım. İlki Alis Karataş idaresindeki iki numaralı Anadolu Şahin'i olacak. 79 gündür e, koşmuyor olsa da bir İzzet Aksoy ekirisi hazırdır. Ve son katıldığı yarışlara baktığımızda A3 ve ondan önce de grup 3 yarışlara katılmış bir safkan. Burada yarışı kazanmaya çok yakın 2 numaralı Tayyip. Rakipleri 4 numaralı Jackmund Vedat Abiş idaresinde. Sonra 5 numaralı Peligrosa iyi bir tayoda Akın Sözen idaresinde ve son olarak da 3 numaralı Kaptan Fest Gökhan Kocakaya idaresinde eşit şanslı olarak gördüğüm taylar oldu. 2, 4, 5 ve 3 buradaki sıralamam. İkinci koşuda 2 iki yaşlı İngiliz tayları 1200 metre çim pistte meydandan çıkmak için koşacak taylar 9 tay yarışa kayıtlı. Banko olarak önereceğim e, Tay'da muhtemelen büyükte favori çıkacak. E, yine İzzet Aksoy ekürüsünün 2 numaralı Anadolu zaferi olacak. Halis Karataş idaresinde yarışı kazanıp Meydan'dan çıkmasını bekliyorum. Banko diyorum 2 numara için. 3. koşu ile Yedili plase başlıyor. 4 yaşlı Arapatlarının 1400 metre sentetikte koşacakları şartlı 5 koşuda. 9 at yarışa kayıttı. 1 ve 2 numaralı atlar ekürü. 5 ve 9 numaralı atlar da yine ekürü olarak yarışa katılıyor. Ve ekürü, ilk ekürü 1 ve 2'ye baktığımızda son yarışlarını zaten 1-2 yaptılar. Çok formdalar ama yanlarına ben bir rakip yazdım. O da biraz sık koşturuluyor olsa da 7 numaralı Ufuk Baba olacak. Önceliğim ekürüler 1 numaralı Fıstık Can ve 7 numaralı ufuk babadan da burada bir sürpriz bekliyorum 1 ve 7 diyorum üçüncü koşu için dördüncü koşu ile de ikinci altılı ganyan başlıyor saat 17'de 4 ve yukarı yaşlı arap atlarının 1300 metre sentetikte koşacakları handikap 21 koşuda 9 at yarışa kayıtlı her an ters bir atla gelebilecek bir koşu gibi duruyor Ben 3 atla geçmeye çalışacağım İlki Akın Sözen idaresindeki 5 numaralı bana müsaade çok sevdiğim takip ettiğim bir attı. Son yarışında sadece değerlendirmemi almadım. Son yarışını kazandı. Bugün içinde sentetikte daha iyi bir performans yapmasını bekliyorum. Önceliğim 5 sonra 7 numaralı Sinan Reis. Ve son olarak da Görkem Özçelik idaresindeki 9 numaralı Yağız Bey'inden sürpriz gelebilir. Sıralamam 5, 7 ve 9 oldu 4. koşu için. 5. koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlar 2000 metre sentetiye koşacaklar. Şartlı 5 koşu 3 yaşında da bir safkan yok. 8 atın e, yarışa kayıtlı olduğu e, yarışta 2 at e, eşit şans olarak görüyorum. İlki 5 numaralı Cenk Dream e, olacak. Yanına önereceğim e, rakipte Ayhan Kurşun İdaresi'ndeki 6 numaralı Inflazer arkadaşlar. 5 ve 6 diyorum 5. koşu için. Altıncı koşu birinci altılı Ganyan'ın da son ayağı olacak. Günün ilk kupalı koşusu sezonunda önemli yarışlarından biri. E, açık grup 2 Dumlu Pınar koşusu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1400 metre Çin pistte kupa için koşacaklar. 2 numaralı Demir Perde ile 5 numaralı oğlum Serkan yarışı ekürü olarak katılıyor. 5 at değerlendirmemi aldım. Sırasıyla bir numaralı Bosna Hersek biraz ara verdi 2 yarış kazandıktan sonra. Bugün içinde yazmakta fayda var. 2 numaralı Demir Perde tabi çok formda yani kazanmayı biraz zor beceriyor ama sürekli sert gruplarda koşuyor. 2 numara ve ekürüsü muhakkak yazalım. Sonra 3 numaralı Kayasel Ayankuruş'un idaresinde ki bu mesafede daha iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Kısa mesafelere daha etkili olduğunu düşündüğüm bir at. 3 numaralı Kayasel. 6 numaralı Pıtır. Keza yine kısa mesafelerde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çok uzun mesafeli yarışlarda koştum. Bugün Özcan Yıldırım'la yazalım. Son olarak da 12 numaralı Safari. Eşit şanslı olarak gördüğüm atlar oldu burada. 1, 2, 3, 6 ve 12. Yedinci koşuya geldiğimizde yine kupalı bir koşu. Kemal Sahir Kurutluoğlu adına düzenlenmiş. Açık grup 3. 2 yaşlı İngiliz tayları 1400 metre sentetikte koşacak kupa için. 6 tay yarışa kayıtlı ve üçünü ben değerlendirmeme aldım. İlki Vedat Abiş idaresindeki bir numaralı Dagmar olacak. Yarış hayatına sentetikte çok iyi bir dereceyle kazanarak başlamıştı. Bugün için sentetikte yine yarışın favorisi bir numaralı Dagmar. Sonra 4 numaralı e, Tapsi Tervi ilk kez sentetikte koşacak ve çim e, Çin piste nazaran daha iyi bir performans bekliyorum Tapsi Tervi'den. Ve son olarak e, sentetikte sentetikte 2'de 2 yapmış 2 numaralı Mir Bey. Muhammed Mir Bilgin idaresinde 82 handikapada ulaşmış bir tay. Bugün için yine beyaz bayrak ayna yapmaya çalışacaktır. Sıralamam 1, 4 ve 2 oldu 7. koşu için. 8. koşuda bölünen meydanın diğer ayağı 2 yaşlı İngiliz tayları 1200 metre çim pistte. İlk birinciliği için sahaya çıkacaklar. 8 tay yarışa kayıtlı. Yine 3 tay değerlendirmeme aldım. İlki Fırat Arslan idaresindeki bir numaralı hızlı ve ünlü. E ilk kez çim pistte koşacak, Çimi de yadırgayacağını düşünmüyorum ve son koşusunda ilgilileri e, Taya Dilba ilave edince oldukça tatminkar bir üçüncülük yaptı. Bugün için e, benim favorim Bir numaralı hızlı ve ünlü olacak. Yanına yazdığım iki rakibin ilki 800 numaralı e, Makali yaklaşık e, 3 aydır koşmuyor. İlk koşusunda da e, tam hazır e, değildi. Bugün için daha hazır olacaktır Selman Erdemci Tay'ı muhakkak yazalım. Son olarak da 6 numaralı Yaşam diyeceğim. O da bir kere koştu altıncılıkta kaldı ama yarışı son metrelere kadar önlerde götürmesine rağmen sonlarda temposu düştü. Bugün için Mehmet Kaya ile yine şanslı olabilecek bir tay. 1-8-6 buradaki şanslı gördüğüm taylar oldu. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda günün son koşusu 9. koşu 19.30'da başlayacak. 3 yaşlı İngiliz tayları 1600 metre çim pistte koşacakları şartlı 3 koşuda 13 tay yarışa kayıtlı. Üçünü eşit şanslı olarak görüyorum. Bunların ilki son çim yarışında rahat bir birincilik aldı. Kitap Şekürüsü'nün tayı 3 numaralı Era Ora. Bugün içinde kazanmaya yakın bana göre. Sonra Erhan Aktu idaresindeki 2 numaralı Bushfire, 3'ün ilk rakibi. Son olarak da tabi bu sezon ilk kez koşabilecek 8 numaralı Timurhan. Muhtemelen sıkıntıları var uzun süredir koşmuyor ama geçen yıl koştuğu yarışlara bakacak olursak hep büyük yarışlarda koşmuş ve iyi bir netice al almış bir safkan. 8 numaralı Timurhan'ı da yazmadan olmaz. Dolayısıyla burada şanslı gördüğüm taylar 3, 2 ve 8 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bu arada abone olmayı ve beğeni yapmayı da ihmal etmeyin lütfen arkadaşlar. Bahtınız açık olsun.